Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Muhabbet kuşlarımızın yuvalıklarını bu videomda taktık. Ama şöyle bir şey var ki arkadaşlar, kesinlikle düzenli değil yani şu anda. Gidiyorsunuz yani şu anda gördüğünüz gibi iki tanesini buraya taktım, bir tanesini buraya taktım. Bunların hepsi aynı hizaya getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Eğer olursa bakalım. Çünkü buradan böyle kapıyı falan bozmak zorunda kalıyorum. Bu arada görüyor musunuz ne yapıyor? Köşeye girmiş, resmen yuva kazar gibi hareket yapıyor arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Kuşun yumurtlayacağı anlamına geliyor. Ve bakayım, büyük dışkı yok. Bakayım. Böyle hemen hemen böyle büyük bir dışkı yok, göremedim ama. Genel olarak arkadaşlar şüpheli durum bir bu. İkincisi bu arkadaşlar. En sonunda bu yani. Aslında şunlardan daha da ümitliyim. Çünkü bunda dişinin kıç hafiften böyle bir şişmeye başlamış. Bakalım. Yuvalık konusuna gelelim, tekrardan aynı konumuza gelelim arkadaşlar. Bunun yuvalığın ağzını kapattım ama şu erkek tüy de gerçekten neden bu kadar ağır bir tüye tekrardan girdi bilmiyorum ama erkek tüyden çıktığı anda arkadaşlar yuvalığın ağzını açacağım. Zaten anca toparlanmış olur. Anca hemen hemen zamanı gelmiş olur. Çünkü 3,5-4 aylığa yaklaştı bunlar. Dediğim gibi yani hemen 5-6 aylık falan civarlarındayken, 5-5,5 aylık civarlarındayken arkadaşlar bunlara yuvalığını açmış olacağız. Bakın bunlar da yuvalıklar açık bu arada bunların da. Bunlar böyle burada takılıyorlar, bakalım. Bu şu anda bademin de ufaktan böyle bir çiftleşme şeylerini görüyorum. Yani meyillerini görüyorum ama tabii ki de arkadaşlar kesinlikle yani böyle oturup da karşılarını izleme şansım olmuyor. Böyle akşam gelince video çekerken falan izleyebiliyorum ancak. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Bu şeylerin yuvalıkların kancalarını falan taktım ama bu yuvalık gördüğünüz gibi aşağıda duruyor. Ve bu şöyle bir şey var. Bu mesela kapağı böyle kaldırınca arkadaşlar buna çarpmıyor. Öyle bir durumu var. Bu benim için çok çok iyi. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Normalde bunların hani kancalarını sıralarını bir tık daha böyle ileri aldım zaten. Bunlar birbirine çarpmayacak. Şöyle bir şey yapacağım. Kancaları biraz daha aşağı takacağım. Yani yuvalık yükselmiş olacak. Yükselince arkadaşlar otomatikman bu yuvalık buraya sığabilecek. Çünkü gerçekten şu kadar bir şey mesafe kalıyor. Ve ben buradan kaldırdığım anda hiçbir şey göremiyorum. Bu yuvalığı takmanın anlamı kalmamış oluyor o zaman. Kapıdan dolayı biraz sıkıntımız var. Komple kafesi indireceğim arkadaşlar. O şekilde yapacağım. Yerleri falan temizleyip. Çünkü görüyorsunuz şu anda aşırı bir şekilde dağınıklık var. Diğer bir haberimize gelecek olursak arkadaşlar, bu ve annesi yumurtladı. Nazlı ve Sultan yumurtladı arkadaşlar. Beşinciyi bıraktılar. Özge daha yumurtlamadı, ona baktım, onu göstermeyeceğim. Onun dışında yavrularımız hala bekliyor. Bu hafta sonu arkadaşlar, hafta sonu pardon, cuma günü gidecekler inşallah, bakalım. Evet, şimdi burayı bir gösterelim. Şu da sürekli bu tarafa kayıp duruyor. Şurayı bir gösterelim arkadaşlar. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Bakın kızım da çıktı burada. Bu bayağı bir tüylerini falan yolmuş yalnız. Maşallah arkadaşlar, görüyor musunuz kursa? Maşallah. Gerçekten tam böyle aralığım ayarda bir dişi. Cidden maşallah, süper oldular. Ben siz de lütfen arkadaşlar maşallahınızı esirgemeyin. Bakın 5 tane yumurtamız burada ve dolu arkadaşlar. Yani full artı full gidiyoruz inşallah ilk kuluçkada. Ki arkadaşlar pet shop inanmadı. Yani bu akşam kendi pet shop'uma gittim. Görüştüm, hani diyeceksiniz ki şimdi sen ev üretimini destekliyorsun, neden pet shop'a gidiyorsun? Arkadaşlar pet shop, iyi pet shop var, kötü pet shop var. Şimdi her pet shop iyi değil. Ben tutup her yol üzerine gördüğüm pet shop'a durmuyorum. Görüştüğüm, tanıdığım çok pet shop var ama alışveriş yaptığım gerçekten sınırlı sayıda pet shop var. O yüzden hani kuşlarına göre muamele. Bu adamın arkadaşlar çok güzel bir opal mor gördüm. Yani benim mordan, jokerden bile çok çok fena bir mordu bu. Normalde hani opal rengi çok sevmem ama takım olduğu için takaslayamadık. Onlardan yavru alınmadı, ev üretimi ama dedi hani neden ev üretim diyor arkadaşlar. Mesela geliyorlar yavru kuş alacağız diyorlar. Ya da hani mesela adamın, o veren adamın çocuğu olmuş. O yüzden adama getirip bırakmış. Yani satma şeyine girmemiş. Direkt adama ucuzuna vermiş arkadaşlar. O şekilde düşünün. Adamlar yani genelde düşünürseniz pet shop'a bırakıyorlar. Yani çok fazla piyasanın durumunu bilmeyenler. Gidip pet shop'a bırakıyorlar. Yani çok da iyi oluyor bizim için. Hani ev üretim kuşlara denk geliyoruz. Bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar bunların 5 tane yumurtası var. Bunların nasıl yumurtladığına gerçekten çok şaşırdı. Hani dedi bu kadar ben beklemiyorum dedi. İnanmadı ilk defa. Fotoğraflarını, tarih zamanlarını falan gösterdim arkadaşlar. Çektiğim zamanları gösterdim. Ancak o şekilde inandı. Şöyle bir şey oldu. Bana dedi ki işte sen bunları nasıl yumurtlattın falan.
Dedim işte 3 aylıkken yumurtlama sebebi mama. Hani başka bir şey değil, bakımla yumurtlattım falan diye. Hani dedi ben mamadan istiyorum, hani satışını da yapmak istiyorum falan diye teklifle gelince hadi ben de açık söyleyeyim şaşırdım biraz. Ama bakalım arkadaşlar, daha konuşacağım, kesin bir şey yok. Mamadan istiyor yani adam. Ben sana sponsor olurum dedi. Benim açık söyleyeyim öyle mamayı Türkiye'ye dağıtma gibi bir kesinlikle hani merakım yok. Zaten öyle bir zamanım da yok. Hani öyle gelenlere isteyen olursa veriyorum. Öyle arkadaşlar, hani elimde fazla olursa veriyorum. O da o şekilde istedi ama bana çok yapman gerekiyor falan deyince hani ben dedim benim o kadar yapacak vaktim yok, zamanım da yok. Hani şey yapmaya gerek yok. Hani çok da fazla uğraşmaya gerek yok diye söyledim arkadaşlar. Bakalım daha konuşacağız. Yine ben haberdar ederim. Dediğim gibi bunların 5. yumurtası bugün geldi. Burada eş tutanları göstereceğim arkadaşlar. Şöyle ki jokerle çakıl arkadaşlar, bunları eşe atacağım. Topakla da bu çapkınımızı eşe atacağız. Bakalım. Onun dışında buraya gelecek olursak dediğim gibi, hatta şuradan başlayalım. Bu arkadaşlar iki tane kuşumuzda sanki böyle bir yumurta şey gördüm gibi. Ama kesinlikle hani böyle %100 emin olamıyorum. Anlaşma çok iyi, yem kusma çok iyi, kurulaşmalar vesaire karşılıklı yani hareketler çok iyi. Yuvaya girip çıkma da vardı ama bu kafesi özellikle aldım. Aydınlık yerde yumurtlasın, yumurtlayacaksa diye. Yuvasını hemen göstereyim arkadaşlar. Yuva daha boş. Zaten daha yeni taktım. Gördüğünüz gibi bakalım girmişler mi? Yok, girmemişler daha. Zaten arkadaşlar daha hani acele etmenin anlamı yok. Bunlar daha bir şey yapsınlar, kafese alışsınlar. Hani bakalım bir gelsinler kendilerine. O şekilde bekleyeceğiz bakalım, sabredeceğiz. Bunlarda da yine aynı şekilde arkadaşlar. Erkek yoğun kurulara devam, dişi karşılık vermeye devam. Ki dişi de kur yapıyor arkadaşlar, o da çok iyi. Yine bunlar da yuvaya girmedi büyük ihtimal, o yüzden hiç açmayacağım. Yalnız şöyle bakım planı biraz arkada kaldı, onu da alacağım arkadaşlar. LED konusuna gelecek olursak bu yuvaları buradan alıp buraya geçireceğim ama dediğim gibi bunun kancalarını kafam rahatken ayarlamam lazım. Yine aynı şekilde bunun da bakayım, bu da biraz aşağıda kalmış. Bunlar da bu şekilde dediğim gibi yani. Yumurtlama olayı şu yuvaların ağzına çarpsam olacak. Çünkü dişinin kalıbı maşallah yerinde. Ona güveniyoruz. Bakalım. Şuraya da bir gösterelim. Burada bakalım. Neredeler? Yuvadalar. Açalım yuvayı. Bu yuva olmasa zaten ne halt yemiştik bilmiyorum. Bakın maşallah beraber yatıyorlar. Evet. Şimdi ben bu yuvayı nereye koyacağım? Şuraya koyayım. Bakın arkadaşlar kancalar falan da burada. Bunları aldım. Kızım kalk. Gel seninle beraber getireyim, gel. Evet lütfen maşallah onları esirgemeyin arkadaşlar, görüyorsunuz 4 tane yumurtamız. Aslında 5 ama ilk yumurta boş olduğu için onu kenara ayırdım. Zaten belliydi boş oldu. Hiç bekletmeye gerek yok. Yapacaksa fazladan bir tane yumurta yapar zaten. Evet Özge'ye de son olarak bir göstereyim. Bakalım Özge nerede, yuvaya girmiş. Şu anda arkadaşlar bahçeyi yuvayı hazırlamış ama tam daha hazır değil gibi. Bakalım ya, nasıl falan temizleyeceğiz zaten. Buralar falan bayağı kirlenmiş. Evet, yine hala bunu koymaya devam. Şöyle gösterelim. Oo, bunda da yumurta var sanki. Yuvaya girerken görelim. Evet arkadaşlar, var bunda yumurta. Özge de yakında yumurtlar. Burası zaten boş. Burası boş. Onun dışında da başka bir şey yok arkadaşlar. Yani kuşların durumları böyle. Şunları da bir göstereyim ufakta. Bunlar arkadaşlar böyle takılıyorlar. Yani şu erkeğimiz duruyor hala. Onu bekliyor. Şu sahiplerini bekliyorlar. Buradaki duruyor. Şu dişimiz duruyor. Onun dışında bakın. Bakın arkadaşlar bunlar böyle tavayı itiyorlar. Şu anda tava da itilmiyor. Ben bu kafesi temizleyip demonte bir şekilde götüreceğim bu arada. Bakın. Bunlar burada bunun içine giriyorlar. Allah'ım langur lungur var ya. Bütün yemi aşağıya döküyorlar. O yüzden yani buralar falan, buraların kirli, hep yani kirli olmasının sebebi bunlar. Ama yapacak bir şey yok. Bakın şunu bir alalım elimize. Gel bakayım. Of. Ne kadar çok şeysin sen ya. Yabani kaçıyor. Böyle ilgilenmeyince böyle oluyor işte arkadaşlar. Benim sattığım kuşu şimdiden eğitmişler. Bu sarıyı satmıştım belki hatırlarsınız. Onu eğitmişler. Ama gayet de güzel olmuş. Şuradaki dediğim gibi kutumuza da koyup bunları göndereceğiz. Bakalım.
kutumuza koyup göndeririz arkadaşlar. Bayağı düştü falan, kirlenmiş. Evet. Şöyle yapalım. Hayırlısı olsun inşallah. Evet. Benim diyeceklerim bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Gerçekten yorgunum aslında. Bu akşam video falan çekmeyecektim ama yine bir çekeyim dedim kısadan. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.